Evet, hepinize iyi geceler de. Artık yani bu programı gece yapıyorum. Çünkü çok ihmal ettim sizleri. Yapamadım. Bu karavan sohbetleri üzerine bir şey yapamadık. Konuk alamadık. Gökhan'ı alacaktık konuk. Gökhan'ın da çekimleri vardı. O bitti. Biliyorsunuz onun da karavanı var. Benim yanımdaydı şeyde, kalmışta. Şimdi Gökhan'ı yapacağız ama olmadı. Benim de bu ameliyat işte süreci geçti. Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Hiçbirinizi tanımıyorum ama çok çok teşekkür ederim. İlgilendiniz. Geçmiş olsun mesajları vardı. Abi kısa sürede iyileştirdiniz. Hatta bazılarınız fikir verdi. İşte Maltepe'de bir yer var dediler. Küçük yılda bir yer var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onların hepsini yazdı. Hepsini bir şekilde bakmaya çalıştık elimizden geldiğince. Evet, SSK Göçtepe'de oldum. Sosyal sigortalar kurmuş. Şimdi Medeniyet Üniversitesi olmuş. İsmi değişmiş. Ama bina aynı. Yine eski bina tabii. Doktorlar çok iyi. Efendim, şeyler çok iyi, nedir? Hemşireler çok iyi, ilgili, yardımcı doçent diyorum, yardımcı doktorlar var, asistan doktorlar. Çok iyiler, çok doğru, hepsi çalışıyorlar. Fakat maalesef hastane çökmek üzere, yani dökülüyor hastane aslında. Ve benim koğuşumda 6 kişi vardı, 6 kişi yatıyorduk. Bir tane hastanın da üzerinde böyle, herkesin, her hastanın üzerinde böyle bir şey var. Kare bir resim duruyor. Bizde mesela Yonca vardı. İşte yandakilerde Yonca vardı. Karşıdaki bir amca vardı, yaşlı. İki tane sondası vardı. İdrar sondası çok kötüydü. Çok şey, fazla şey girmeyeceğim. Kafasında işte yıldız vardı. Kırmızı yıldız. Ben de merak ettim. Ne bileyim, hani daha ameliyat da olmadık, yatıyoruz. Dedim, ne dedim, kırmızı yıldız var bizde mesela şey. Ama dedi şey dedi, bulaşıcı hastalığı var dedi. Hemşerim, ne yapıyorsunuz dedim, bulaşıcı hastalığı. Altı kişi yatıyoruz mu? Hemşire dedi ki, yok yok dedi, size geçmiyor, sizden ona geçerse oluyor dedi. Hemşire aldım, yani sizden geçti, bizden geçti yani. Odamız yok dedi. Dört tane, koskoca SSK Göztepe'nin dört tane tek kişilik odası var. Onlar da salgın hastalıkta hastalar alamıyorlar. Çünkü içeride kanserli hastalar var. Bazı kanser hastaları da işte bu altı kişilik odalara sıkıştırıyorlar. Üzücüydü ama gerçekti, karşımızdaydı. Ben biliyorsunuz hiç girmedim karavan sohbetlerinde, bu programlarda böyle şey ama hani nedir o, düşünce derler yani, düşünce görüyorsunuz diye oraya düştük ve gördük. Ama ben tabii sigorta yapacak bir şeyim yok. Sigortamı kendim ödüyorum yıllardır elimden geldiğince ve ilk defa sigortamın bir işe yaradığını gördüm bu hastanede. Hemen yanında büyük bir hastane yapılıyor. Yeni hastane. Gerçekten doğru. Taşyapı yapıyor. Taşyapı firması. Hem de Ok Meydanı SSK Hastanesi'ni de o yapıyor. Ok Meydanı SSK'yı da yapıyor ve bayağı güzel, ciddi çalışmalar yapmışlar, çok güzel. Bina çok iyiymiş, hatta orada hemşireden duydum. Dedi ki bu hastanede, yani yeni yapılan binalarda her odada iki kişi kalacak dedi. Oo dedim, çok güzel, siz de rahat edersiniz dedim, hasta da rahat eder. Evet efendim dedi. Hatta dedi bazı odalardan bir kişi çıkaracağız, şey koyacağız oralara. İşte tek kişi yapması gereken hastaları öyle kapatacağız falan diye. Güzel, çok sevindim. Şimdi efendim, ben teşekkür etmek istedim. İnsanlar vardı. Bunu yazdım şuraya ben. Mesela Erkan Yılmaz, Barış Şahin, Sifenes, Çağdaş Kızgınkaya, Beyaz Sakal. Sağlık durumun iyileşti sanırım demişler. Çok çok teşekkür ederim. Evet, sağlık durumum iyi. Şu anda kaç oldu? Bir haftayı geçti. Bir hafta iki gün falan oldu. Geçti. Çok çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Efendim, Rotakin yazmış. Kullanmış bu modeli diyor. Galette kullanmış herhalde modeli. Ha, kendisi kullanmış. Güzel, ince ayrıntıları değinmiş. Okumanızda fayda var diye. Yani dinlemenizde, izlemenizde fayda var demiş. Sağ olsun benim video için. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Galette modelini çünkü ben yakından görmüştüm ama çok böyle bilmiyordum. Sağ olsun bizim arkadaşımız da bunu kullandığı için. Erdi. Bence diyor ki ayakta durma olanağı yok. Karavana benzemiyor diyor. Tabii bir karavan değil aslında. Başoğlu'nun yaptığı Caletta modeli. Sadece bu outdoor için. Yani bir şey gidiyorsunuz, dağ bir yere gidiyorsunuz. Hemen böyle yağmurda içine gireceğiniz. Ya da gece içinde yatabileceğiniz fazla bir şey yok. Yani. Fakat şöyle bir şey var. Mesela sağanak yağmur ya da buz gibi kar var, yağıyor ve siz mutfakta bir şey pişirmek istiyorsunuz. İşte o kötü. Çünkü içeride mutfak yok. Dışarı çıkacaksınız. Arka kapı açıp mutfağa çekeceksiniz. Orada işinizi yapacaksınız. Buzdolabı da yanında. Güzel havalar için kullanılan bir karavan. Karavanımsı diyelim aslında ama. Duyduğumuz kadarıyla bilmiyorum. Başoğlu yurt dışına da çok satıyormuş.
karette modelini. Belki bizde biraz daha şeyler uygun olduğu için diye düşünüyorum. İmalat uygun olduğu için. Bir de SDS. SDS diyor, karavan küçük. Seninki malikane gibi demiş. Teşekkür ederim. Evet, bir devam. Onlar büyük karavanlar. Büyük karavan tabii ki onlara göre çok daha kullanışlı. Şimdi efendim yeni bir gelişmemiz var. Biz yaklaştık bu yeni karavanımıza ama yataklı karavanlar çok yüksek fiyatlı. O da biraz ben tufaya geldim. Hani böyle çok istiyordum yataklı bir karavan olsun, artık yatak yapayım ikide bir diye, ama bir karavan bulduk. Güzel, yine keyifli bir karavan. Çünkü ben artık karavanı özledim. Abimin evinde kalıyorum biliyorsunuz. Almanya'dan abim ev almıştı. Öyle alt katta güzel, sessiz, sakin, çok güneş almayan bir ev zaten. Ama onlar dediler ki biz yazdan yaza geleceğiz zaten. Ne yapacağız dediler. Yani işte dursun ev. Ben de bu hem hasta şey ameliyat öncesi, yani operasyon öncesi ki 1,5 haftamı geçirdim. Tabii sıkıldım, onu tahmin ediyorsunuz evin içinde. Çünkü salondasınız. Televizyon seyretmeye çalışıyorsunuz. Televizyonda bir şey yok. Bir tek D-Max'ler, TLC çok çıkıyor. Türk kanalları birkaç tane var. Fazla da yok. Onun dışında kanallar zaten şeydeki neydi ki, Türkiye'nin doğu taraflarında işte mesela Ahmet amca kendine kanal açmış. Sürekli konuşuyor amca onu. Herhalde öyle bir şey var yani. Böyle dedim onlara. Amca dedim kanal açmış konuşuyor. Bir sürü bal satanlar, yağ bal satanlar dolu. Emre İkizoğlu, yaşamak istiyorum diyor. Soruları var. Emre İkizoğlu sen, ha soruları var diyor. Ben sorularını yazmadım mı acaba diyorum. Emre İkizoğlu, o zaman bir daha sorularını yazarsan kusura bakma, belki de yazdın, ben sonra bakacağım diye görmedim, bilmiyorum. Yaşamak istiyorsan hemen tekrar, hep söyledik yine söyleyelim. Yaşamak istiyorsan çekme karavan mı, mobil karavan mı? Ne alman istediğini önce bir tam içinde kararlaştır. Yani ben yaşayacağım, yaşayacağım diyorsan, eğer bir yerde sabit kalacağım diyorsan çekme karavan uygundur. Çeki karavan neyse ama. Şey yapacaksan, gerçekten biraz gezebilirim falan filan diyorsan da o zaman mobil karavana döneceksin. Mobil karavanların fiyatları değişiyor. Ha, Türkiye'de mobil karavan dediğimiz zaman hep minibüs tarzı. İlla böyle işte pastane arabalar vardır ya meşhur. Minibüsü alıyorlar ya da işte 18 artı bir eski servis minibüslerine karavan yapıyorlar. Yani içlerini. Sıkışık oluyor mesela, ben yaşayamam. Yaşamalık karavan mı? Hayır, yaşamalık bir karavan değil. Çünkü yine bir elbise koyacak doğru düz bir yerim var. Ancak küçük dolapları var, onlara falan sıkıştırıyorsun. Yani onların pek ben sevmiyorum. Onlar karavan değil, biraz camper. Yani hafta sonu, weekend dediğimiz. Hafta sonu gittim geldim. Güzel yapanlar var. Mesela ben hemen buradan tavsiye edebilirim. Mesela onları iyi yapanlardan bir. Neydi? Sali Karavan mesela güzel yapıyor. NK Karavan var. NK neydi, ismi unuttum ya. NK mıydı? Pardon, özür dilerim, NK olur mu? Demir karavan mesela, o da güzel yapıyor. Biraz daha fiyatı uygun, böyle yukarı çıkarsanız, uygun olmayıp da böyle yukarı biraz fiyat çıkarsanız, Doli Karavan, İzmir'de sanıyorum. İmaj Karavan zaten güzel yapıyor. İmaj hep yurt dışından getiriyor. Yani yapacak bir şeyiniz yok. Bunun fiyatlarının çıkmasının sebebi euro ve dolar. O yükseldikçe karavan fiyatları yükselecek Türkiye'de. Bunu aynı otomobil fiyatları da aynı. Bu yükselecek, yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü kafası, kliması, pencereler zaten sineklikli ve güneşlikli beraber geliyor. Onun dışında buzdolapları Almanya'dan geliyor. Efendim yine aklıma gelen tuvaletler, Tedford tuvaletler mesela en iyisi onlar şu anda. Yıllarca da bakteri üretmeyen tuvaletler. Zaten garantileri var. Onlar hepsi Almanya'dan geliyor, Avrupa'dan geliyor bize. Yapacak bir şeyimiz yok. Ancak aracı siz Türkiye'den alıyorsunuz. Aracı Türkiye'den aldıktan sonra da zaten pek bir şey fark etmiyor. Onun için orijinal bulursanız uygun fiyatlı alın, kapın deri. Bunun da yeri söylemiştik. Yine Emre İkizoğlu'nu da hatırlatalım. Sahibine.com ve karavan sayfaları var Facebook'ta. Onları izleyeceksiniz. Orada da çok karavan var. Orada izleyip onlara bakın ne var ne yok. Yani orada araştırmaya çalışın. Karavan doktoruna başvurun. Maltepe'de biliyorsunuz İdealtepe'de karavan doktoru var. Karavan doktoruna başvurun. Ona söyleyin falan filan gibi böyle bir şey yapın. Yani söylemek istedim bu. Bu da böyle kısa bir video olsun sizlere bu akşamlık. Keyifli, güzel bir Ramazan geçirin. Bayramınız da güzel geçsin ki bayrama kadar ben size yine video atarım. Yani görüşmek üzere.